Evet, bugün Torkul göletine geldik, yaylasına. Bakın şöyle yaylanın girişinde şu anda. Çok güzel koyunlar, tabelalar var. Şimdi birazdan Torkul Gölü yaylasına çıkacağız. Torkul yaylası göleti şöyle bakın. Küçük. Etrafında kamp yapabilirsiniz. Şu anda biraz otlu. Çok güzel. Şimdi size göstermek istediğim bir mantar var. Bakın şöyle. Bu mantarı neden gösteriyorum size? Şimdi normalde bu mevsimde Sezar mantarı bol miktarda bulunuyor. Sezar'ın aynısının zehirlisi var. Amanita muscaria. Şimdi Amanita muscaria küçükken kırmızı ve üzerindeki beneklerden anlayabiliyorsunuz ama bakın şu çok güzel bir örnek. Mantar çıkmış. Mantar çıkmış. Çıktıktan sonra genişlemiş ve bildiğiniz kırmızılık sonra daha sonra turuncuya dönüşmüş. Yağmur yağmadığından dolayı şu gördüğünüz üzerinde benekler kalmış. Normalde yağmur yağdığı zaman Amanita muscaria'da bu üzerindeki benekler gidiyor ve yeni başlayan mantar avcıları için bir yanılma payı olabiliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Sezar mantarında şu gördüğünüz yer turuncu, altta çorap var. Sadece şu altta gördüğünüz lameller sarı renkli olur. Bakın bunda beyaz renkli. İnce bir detay var burada. Yani çoraptan çıkabilir, üstü turuncu olabilir, benekleri yağmurdan silinmiş olabilir ama dikkat etmemiz gereken burada alt şu lamellerin olduğu bölgenin sarı olması. Beyaz olursa yanmıyor. Beyaz olan Amanita muscaria. Bakın. Yani bunu az önce ormandan arkadaşım toplayıp getirdi. Çok güzel bir örnek. Yani bunun dikkat etmemiz gerekir. Eğer daha güzel örnekler bulursak size paylaşacağım. Böyle yemek yemek için bir yer bulduk. 1650 metre rakım.